Abi hocam. Dur. Hoş geldin. Geçelim mi şöyle? Nerelisin abi? Biz Yozgat'tayız. Yozgat Merkez Şekerpınar Mahallesi'ndeniz. Bizim memleketimiz küçük ama insanımızın kalbi büyük. Hoş korulu, gurel yüzlüdür yani halkımız. Biz Yozgat'ın insanı taşımaktan ve yani görmekten hoşlanıyoruz, saygı duyuyoruz, seviyoruz. Yani hizmet etmekten gurur duyuyoruz yani. Aynen. Sen abi? Ben de Tarsusluyum. Adana Tarsus. Mersin. Ha şey Mersin Tarsus. Siz nerelisiniz? Biz Yozgat. Nereye çalışıyor otobüste? Biz Yozgat Ankara, Ankara İstanbul çalışıyor. Güzel. Şirketin kaç arabası var? Aşağı yukarı 50-60 tane var. 50-60 tane var. Hepsi bu 3 seferi mi çalışıyor? Aynen. Tur dönüyor ya. Güzel. Kaç saat çalışıyorsunuz günde aşağı ortalama? Aşağı yukarı 12 saat falan çalışıyoruz. 12 saat. Bir kişi mi oluyor arabada? 2 kişi. Şoförler hariç. 2 kişi. 2 şoför, 2 mağarın olsa. Şimdi muavin host falan var mı sizde böyle ben bir paylaşım? Ben muavin host. Siz hostsunuz. Evet. Ne farkı var ikisinin? Fark olan bu ayak işlerine ben bagaj işlerine bakıyorum. Bu arkadaşım araba yolcuyla ilgileniyor içeride. Evet. Abim memurlar. Bir sorun oluyor mu şeylerle? Böyle yolcularla çok sıkıntı. Ya da kirli bırakan. İster istemez oluyor. Ya beğenmeyen oluyor işte. Memnun kalmayan oluyor. Bazısı çok memnun kalıyor. Ya insan oluyor. Şey yapamıyor yani. Memnun kalmıyor. Evet öyle. Şey bagaj oluyor mu? Bagajımızda biraz sıkıntı çekiyoruz. Bagaj tutmuş. Ayştirin bagajı bu taraf. Niye o tarafa koydunuz diyorlar. Nereye koyayım? Ali Bey koyunkine mi koyayım? Öyle insanlar da var yani. İşte televizyonu sökmeye çalışan. He hocam ya, o ne? Geçen gün birisi sokuyordu da aşkım. Prizi sokuyordu. He geçen 6 numaranın prizini sokmuş götürüyordu bizim bir öbür diğer host var o arkadaş aldı. Ne yapacaklar? Eve götürecek. 24 ya. Öyle işte abi bizim hayat hikayemiz böyle. Gece gündüz çalışıyoruz yani. İnsanlar hizmet ediyor bizim görevimiz. Vallahi işiniz zor yani. Aynen. Gittiğiniz yerlerde, şehirlerde konaklamayı falan karşılıyorlar mı? Karşılıyorlar. Nasıl oluyor mesela gittiğiniz? Mesela sabah saat 5-6 gibi geliyoruz. Herkes yatıyor. Yatıştı masa oluyor bizde. Kahvaltı yapıyoruz, herkes yatıyor. Yere bildirir, yat. Otobüste yatıyorsunuz. Aynen. Kışın soğuk olursa Ankara'da otelde yatıyor. Zaten burada da akşama kadar arabada işine uğraşıyoruz. Yatsam arabek olmuyor yani. Kaldığınız oteller nasıl? Yani böyle düzgün, temiz, rahat aynen, yerler aynen, değil mi aynen. Şeyler? Ulus'ta kalıyoruz zaten Ankara'da biz. Belli bir otelimiz var. Personelle anlaşmalar var bizim. Anladım. Öyle kalıyoruz yani. Burada muhabbetten sonra şoförlükten kaptanlığa değil mi? Aynen. Size sürdürüyorlar mı? Sürdürüyoruz. Yoksa hani şey mi? Ehliyet falan zaten aldınız. Şey oluyor bizim genelde muavinliklerde şu adını sen get SRC ehliyet üstü teknik evraklar tamam olduğu için yetiştiriyorlar yani belli bir zaman sonra. Bakıyorlar yani kullanıyor, iş olmuş. Bindiriyorlar. Birkaç kere birkaç abiyle gidiyorum mesela. Bakıyorlar tecrübeye. Tamam diyorlar müdüre, amire her neyse. Ondan sonra devam ediyorsun. Yani. Ekrana bak. Bu arkadaş most işte. Bu arkadaş böyle gider evet. Gelir bizimle. Böyle gösterelim. Evet. Kaç yaşındasın? 18. 18. Ne zamandan beri yapıyorsun? 4 yıldır. 4 yıldır. Okul gidiyor musun okula? Okula gidiyorum canım. Okulu ben hem okuyordum hem çalışıyordum. Hafta sonları yapıyorum. Zor olmuyor mu peki böyle hem okul hem burası uykusuz falan? Mal sahibi abim olduğu için sıkıntı olmuyor. Ha öyle mi? Evet. Evet. Bu iş part time'da yapılabiliyor. Yapılıyor evet. Araç kaç kişilik? Araç 40 kişilik hocam. 40 kişi. Aynen. Böyle arkaya kadar bir... Mesela bu çocuğun eline oyuncak verince yani böyle hoşlanıyor, hoşuna gidiyor. Bizim de bu işe hoş okula gidiyor yani. Hem yani parasında değil, zevkine yapıyoruz yani. Vallahi bu. Yani bazı insanlar parasına çalışıyor ama biz zevkine çalışıyoruz.
Ya bu işi, bunu sürekli söyleyenler oluyor. Ben şimdi internette de böyle çeken bir sürü kişi var. Evet. İzliyorum. Bunu çok söyleyen oluyor. Mesela diyorlar çok büyük bir maaş almıyoruz ama şey, hoşlandığımız için zaten bu işi yapıyoruz. Aynen hocam valla. Aynen öyle oluyor ya. İnsanlar zevk alıyor. Ha burada mavinlikten illa şoför olacağım diye bir şey yok yani. Burada yetişirsin, evraklarını tamam edersin, başka işte yapabilirsin. Evet. Ya burada illa ki mavinlik veya şoförlük yapacağım diye bir şey yok ama zevkine yapıyorlar. Çoğu insana sorsan zevkine yapıyordur bu işi. Siz kaç yıldır çalışıyorsunuz? Ben 17 yıldır çalışıyorum. 17 yıldır. Yaşım 32. Da küçükken o zaman. Burada çalışıyorum. Araba şahıs arabası. Şirketle bir alakamız yok. Gidiyoruz geliyoruz yani. Nasıl oluyor şahıs arabası mesela, otobüsü var adamın, nasıl şirkete kaydoluyor ya da işte bu seferlere girme sırası falan? Şirkete kaydolması için yazıhanedeki müdürlerle evrak götürüyorlar. İşte araç plakasını şirkete işleme yapıyorlar. Kaç kişilik olduğunu ruhsattan trafikte onayla diyorlar. O şekilde gidiyor yani. Biz de bir otobüs alsak gidelim burada iş başı falan yapabiliriz. Aynen. Aleykümselam hocam. Aynen. Şu an atamayız. Saat 8.30'da da 8-8.30'da arası gel abi. Sol bagaja yanaşamazsın da o yüzden. Başta. Yani öyle abi. Şeyimiz bu şekilde. Hadi bakalım kısa bir tur da yapacağız şimdi. Ha. Sevkiyatı varsa gidecek. Bak bak. Allah'a vurdun Ece abi. Başa çık. Elini çabuk tutman lazım Emre. Yol daraldı. Arkadaki hocam. Sana zahmet. Nerede inecek ki ben bakayım ya. Kaç saat sürüyor mesela şimdi bugün? Buradan Yozgat 12 saat sürüyor. 12 saat. 12 saat sürüyor. Yozgat seferi mi var şimdi? Yani Yozgat şimdi gidiyoruz. Öğlen 12 geri oradan çıkıyoruz. Gece 12 tekrar buradan çıkıyoruz. Nerelerde duruyorsunuz yolda? Burada giderken işte Alibeyköy, Dudullu, Gebze. Yani yolcu nerede olursa orada duruyoruz. Baba bir az geri gelebilir misiniz? Abi şurada ikram atıyorlar. Bir iki dakika bekleyin. Ben de onun için indim aşağı. Hocam, araba arkada kuyruk oldu. Seni bekliyor. Gel geçer gel. Arkaya bak oğlum. Arkaya mı? He arkaya bak tarafa bak. Ha bak. Abi isimlerinizi alalım önce. İsmim Süleyman. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 17 yıldır bu işi yapıyorum. 17 yıldır. Sizin isim neydi? İsmim Satılmış. 4 yıldır bu işi yapıyorum. 4 yıldır. Araba sizin de herhalde değil mi? Evet, araba şahıs arabası. Evet. Ne zamandan beri, yıllardır mı böyle aile falan uğraşıyor bu işlerle? Evet. Nereden başladı yani? Otobüs alalım, şirkete girelim. Dededen geliyor yani, dedemezden. Dedemezden. Aynen. Şimdi en çok ne sıkıntı oluyor yolda giderken? Vallahi hocam en çok sıkıntı
gelelim işte herkesin bildiği gibi arıza yapıyoruz yani arıza oluyor. Kalnüpe. Evet. Çekiyor kalnüpe. Bu otobüsün markası modeli? Markası modeli Trevigo. Trevigo. Turizma. Mercedes. 2012 model. Kilometrede 1 lira yakar. Ondan sonra işte vesaire yani böyle yolcularla pek şeyimiz sıkıntımız olmuyor. Genellikle arıza falan yaptığımızda yolcu aktarmalarında sıkıntı oluyor. Araç bulamıyorsun. Yaz günü zaten şey yaptığında sezon başladığı zaman araç sıkıntısı oluyor, yetişmiyor. Biraz yolcularımızdan yani anlayış bekliyoruz. Yani su başka bir şey yok. Aynen öyle. Şey abi mesela araç full gittiğinde bir gidişte ne kadar kar kalıyor? Vallahi hocam aracı bir gittiğinde yani en kötü şartlarda gider 1-1.5 arası kalıyor yani. Dolu gider, dolu gelirse 2-2.5 arası kalıyor. Sadece dolu gidip yani boş giderse 1-1.5 arası kalır. Yani yakıtına bağlı. Giden masraf servis. Personelin aylık şeyi var zaten. Kurtarıyor yani bir kar aşağı ediyor yok. Ama aynen. Peki şu an vergiler yükseldi, yakıt fiyatları yüksek. Bunların etkisi nasıl oldu? Mesela karı düşürüyorlar işte. Geç. Geçim zor, perişan. Evet. Böyle yani. Bizim durumlar bundan ibaret. Biz hizmet etmeyi seviyoruz. Hizmeti seviyoruz. İnsanlardan saygı bekliyoruz, saygı bekliyoruz. Aynen biz de aynısını gösteriyoruz zaten. Bu yüzden Allah her şeyin hayırlısını versin diye bir şey değil amin amin. Allah kimseye kaza vermesin. İş başınızdan geçti mi kaza falan otobüste? Geçti aynen hocam. Geçiyor oluyor hem böyle. Bir tanesini anlatmış gençler olsun. Şey mi oluyor genelde yani sürenle mi alakalı mesela kaptanla mı yoksa dışarıdan gelen dışarıdan. Etkiler mi daha çok? Dışarıdan yani böyle. Yani dikkatsizlik zaten değil. Bayramda seyranlı adamlar ayda yılda bir kere yola çıkıyorlar uzun yola. Akraba ziyaretine çıkıyorlar. Acemilik oluyor. Acemilik yani. Oluyor illa ister istemez. O da bize sıkıntı oluyor yani yollarda. İşte bu araç kullanma biraz uykusuz da gidiyorlar. Zaten senede bir kere uzun yola çıkıyorlar. İster istemez kazalar oluyor. Doğru. Can kayıplar oluyor. O şekilde. Bizde de oluyor yani kaza ister istemez oluyor. Peki bu mesleği böyle yapmak isteyen gençler var. Onlara ne söyleyeceksiniz? Yani bir kere gelsinler mi gelmesinler mi? Şimdi şey gelseler de iyi olur, gelmeseler de iyi olur. Gelmezlerse okurlar. Yani bir şeyin sahibi olurlar. Buraya da gelirlerse şoför olurlar. Hepsi bu olur yani. Burada yaparlarsa zevkine yapacaklar. Bu işi zorlanarak bir şey yapamazlar. Çünkü zorlanarak bir şey yaparsan beceremezsin. Kendini sıkarsın. Ama kendini gevşek bırakırsan her türlü her şeyi yenersin yani. 17 yıldır şu an kaptan oldun mu sen abi? Ben hem kaptanım hem mavinim. Araç bizim ya. Tamam. Yeri geldim araç kullanıyoruz. Yeri geldim mavinlik yapıyoruz. Sağ olsun arkadaşımız da yardımcı oluyor bize. O şekilde ilerliyoruz yani. Patron sayılır değil mi? Araççı patronu. Araççı patronu. Abi memur arkadaşım. Aynen. Mesela bir gelmek isteyen, bu işi yapmak isteyen ne özellik ararsınız yani? Anladım. Bir öğrenci mesela istiyorlar diyelim ki böyle. Bir öğrenci yani illaki yapmak istiyorum ben bu işi yapabilirim diyorsa başvursun şirketlere. Yani alırlar, tecrübe isterler, verirler bir arkadaşımızın yanına. Birkaç kere yola gider gelir. O zaten şeyi görürlerse onda ne diyorlar ona abi. O ışığı görürse. Görürlerse, o ışığı görürlerse zaten bir şeyin sahibi olur. Ama ışığı göremezlerse, beceremem derse o da onun şeyi yani. Hani, peki işi part time yapmak isteyen böyle bir ister şey, cumartesi pazar arası mı? Gibi yani. Eğitim yok. Bunda dediğim gibi bu okulu var zaten bunun. Bu mesleğin okulu var. Öyle mi? Aynen okulu var yani. Bu okulu diyorlar şey yani bunun okulun adı neydi? Çıraklık. Yok çıraklık değil. Adını sen getir. Lise gibi mi üniversite gibi mi? Üniversite yoksa? Ya. Antalya taraflarında oluyor zaten. Böyle büyük yerler doluyor. Turizm otelcilik de turizm otelcilikteki olan şey meslek budur yani. Anladım. Turizmden geliyor. Turizm de zaten bizim şehirler arası turizm olduğu için ister istemez okulu var. Yani hiçbir cahil adam bilmiyorum dese zaten beller bu işi. Kolay yani öyle bir zorluğu yok. Sadece bir uyku problemi var gece. Onu evet. İdare edecek. Alışıyor zaten bünye belli bir zaman sonra alışıyor, bırakıyor kendini. Aracın temizliği var. İnsanlarla uğraşıyor. Evet, en zoru da o zaten insanlarla aynen. Uğraşmak. Aynen. Ne oldu? Bizim bir ustamız var da onu diyor. Durum bundan ibaret. Evet. Şey kaç saat mesela en fazla uyanık kaldığınız 18-19'u buluyor mu? Yeri geliyor 48 saat kalıyorsun, yeri geliyor 6 saat kalıyorsun. Belli olmuyor yani arabanın turuna bak. Mesela dün akşam biz Zile'de çıktık buraya geldik. 7'de çıktık sabah 7'ye kadar uyanıyorduk ikimiz de arkadaşın. Yattık mesela sabah gelince. Öğlen 2'de kalktık.
Şimdi buradan 9.30'da çıkacağız. Yani öğlen 12'ye kadar yol gideceğiz. Oradan varıp geri döneceğiz. Yani iki günde bir uyuduğun da oluyor. Bir günde bir uyuduğun da oluyor. Evet. Evine de gidebiliyorsun yani bu işte. Mesela izine kalabiliyorsun, bir arkadaşın arıyorsun, diyorsun kardeş ben izine kalacağım, yerime gidersin. İhtiyacı olduğu zaman gidiyor. İhtiyacı olmadı mı zaten gitmiyor. Yani bizim işler böyle, sigortalı. Vesaire şeylerimiz var. Allah sağ olasın yaptırdıktan sonra çalışırız yani, sıkıntımız yok. Maaşlar ne durumda mesela, ortalama söyleyebilirsin? Ortalamada da bizim yani yazınla kışın arası değişiyor. Kışın 2-2.5 arası, yazında 4-4.250 arası değişiyor. Günlük mü yoksa aylık asgari şey mi, sabit mi maaş? Günlük alıyoruz. Aylık olarak yatıyor ama biz buradan elden alıyoruz günlük. Çünkü normal ihtiyaçlarımız oluyor. İster istemez aylığı bekleyemiyoruz yani. Buradan alıyoruz biz elden. Evet. Gidiyoruz geliyoruz. Ben mesela Yozgat'a gidiyorum geliyorum 150 lira alıyorum. Bu arkadaş gidiyor geliyor 100 lira alıyor mesela. Hı. Sigaramız var buraya ait, şirkete ait. İşte yemeğimize ait buraya. Böyle. Kuru temizlememiz, elbiselerimiz yıkanıyor. Hı hı. Evli olanlar zaten evlerinde veriyor yıkanıyor. Yani durum bundan ibaret. Gidiyoruz geliyoruz yani. Hayat. Dinlenme tesislerinde nasıl oluyor? Ne yapmanız gerekiyor? Otobüs durdu mesela, yarım saat bir mola var. Sizin ne yapmanız gerekiyor o sırada? Arkadaşım ne yapıyor? İşte tesiste yaklaştığımız zaman lambaları yakıyoruz. Sayın Yüzdağımız diyor, aracımız 30 dakika ihtiyaç molası vermiştir. Araç içinden ayırken lütfen değerli eşyalarımızı bırakmayalım. Yatık olan koltuklarımızı konumuza getirelim. Mola süremiz bittiğinde araç tekerlerimizi alalım lütfen diyor. İniyoruz. Arkadaş aracı topluyor içini, çörünü, çöpünü vesaire şeyleri. Ben de arabanın geri kalan işte arabanın dışı yıkanacak. Onu arkadaşlara söylüyorum, arkadaşlara o suları dolduruyoruz. Motoru hasamına bakıyoruz. Herhangi bir arıza var mı, kaçıran su falan. Lastiklere bakıyoruz. Mavinin görevi bunlar. Arkadaşın görevi aracın içiyle uğraşıyor. Testte molamız bittiği zaman yolcuyu sayıyoruz, çıkıyoruz. Arkadaşım ikram açıyor, ikram yapıyor. O şekilde ilerleyip gidiyoruz yani. Unuttuğunuz bir şey oluyor mu? Mesela sıcak su almadık ya da şey. Yok, sıcak suda makinemiz var bizim. Makine kullanıyoruz. Sağdan soldan doldurmuyoruz. Niye doldurmuyoruz? Belli olmuyor. Bakıyorsun soğuk oluyor su, bakıyorsun sıcak oluyor. Su temiz mi pis mi onu da bilmiyoruz. Burada biz damacana kullanıyoruz genelliğinden. Ya yana duruyor gidiyor başka arabaya biniyor. Var ya 3 numarayı oturuyorlar. Geçen aynısı oldu Ankara'da. Ben akşam 5.30 çıkacağım Zile'ye gideceğim. Adam 3 numara arıyoruz. 3 numara varmış Mersin VIP'e binmiş. Mersin VIP'te bizim 3 numara Mersin arıyoruz. He, Mersin VIP'te. Adam diyor ki ya diyor, abi diyor, bu araba Yozgat'a gitmiyorum diyor. Yok kardeş bu araba Mersin'e gidiyor diyor. Yandaki arabaya bineceğim. Oluyor böyle insanlar da baksın. Dalgınlık mı oluyor artık, bilmiyorum ne oluyor, ister istemez kafası karışıyor yani. Evet. Oluyor böyle, unuttuğumuz da oluyor, bagaj kaybettiğimiz de oluyor. Oluyor böyle şeyler, aksamalar oluyor yani. İnsan anlaşla karşılıyorlar diyor abi. Tabii ki, aynen. Hem okulla birlikte yürütüyorsun bu işi, evet. Nasıl oluyor? Okulum özel okul olduğu için devamsızlık gibi bir sorunum yok. O yüzden yani zaten araç sahibi olduğumuz için herhangi bir sorun da yaşamıyorum. Saatlerimiz belli, sefer saatlerimiz. Yatma kalkma sorunu da yok yani, okuldan yana da sorun yok. Harçlığımızı da alıyoruz zaten daimden. Sıkıntı yok yani. Yorulmuyor musun peki okuldan falan gelip de ben sefere çıkmamı? Okuldan geldiğinde zaten ben okula doğru düzgün gitmiyorum özel olduğu için, fazla önemsemiyorum. O yüzden dolayı da fazla da yorulmuyorum zaten. Dinlenebiliyorum boş koltuklarda. Rahat. Aynen. Bu beşi bir arada mevzusu ne? Beşi bir aradaki normal bir kahve. Üçü bir aradaki Nescafe'nin, ikisi bir aradaki olan kahveden ileri geliyor. Evet. 3 artı 2 eşitinin 3 artı 2 eşitinin olan bir şey. Sadece kaptanların uykusunu dağıtıyor. İsteyen olursa yolcularımıza da ikram ediyoruz yani. Özelliği budur yani. Evet. Stres alıyor. Beşi bir aradakinin özelliği budur. Şimdi bu peki yola gidip gelirken uzun seferlerde kadın hostesler çalışması ne durumda, zorlanıyorlar mı yani, sizce zor mu değil mi? İster istemez bayanlar da illaki zor oluyor çünkü genelliğinden erkek yolcu oluyor, rahat hareket edemiyor yani. Hı-hı. Uykusuz kalıyor yani, ev işine benzemiyor burası. Hakkında da biraz bilgi alalım, ne zaman kuruldu? Firmamız önceden Tempo'ydu, Yozgat'a gider gelen bir firmasıydı, kapandı, Gülen oldu. Yani isim değişikliği oldu orada. Biz iki firmayız. Biri Ses, biri Gülen. Aynı kişiye ait firma. Biri ile çalışıyor, biri ilçeye çalışıyor. Gülen Yozgat merkezi alıyor, Ses ilçeye gidiyor. Yani Sargıya, Boğazcan'a alıp geliyor. Yani şirketimizden memnunuz. Gülen olarak herkes memnun zaten. Yani merkeziye çalışıyoruz biz. Yani bizim gidebileceğimiz 15 kere bir ilçeye gidiyoruz. Çekerek Zile, Yozgat tarafından alıyoruz. İstanbul'a getiriyoruz yolcularımızı. Buradan da alıyoruz, geri Yozgat'a gidiyoruz yani. Ankara, Yozgat arası çalışıyoruz biz. Firmamız Gülen olarak 2014'te
2015 arası kuruldu. Tempo kapandı, bunu kurdular. Ama memnun herkes halinden. Biz de memnunuz. Durumlar ne be? Hakkında da biraz bilgi alalım. Bu 2+1 fabrika çıkışı mı böyle yoksa sonradan mı yapıldı? Fabrika çıkışı da böyle oluyor. Yani sonradan da yapma oluyor. Yapılan yeri Bursa'da yapıyorlar. Yani fabrikadan çıkışı daha rahat oluyor. Yani bu şekil gördüğün gibi. Yani şeyden sonradan yapılan olduğu zaman biraz koltuk araları biraz dar oluyor. Yani yolcular rahatsız oluyor. Rahat edemiyorlar koltuğu yatırma açısında olsun. Mesela oturduğu yerlerde olsun. Biraz rahatsız oluyorlar ama fabrika çıkışı olursa eğer rahat oluyor bu şekilde. Geniş mesafesi, koridor geniş, içeride çalışan personel için rahat oluyor. Yani bu şekilde. Mercedes'te mi çalışmak rahat yoksa MAN mı daha iyi, Neoplan? Yani Mercedes'te çalışmak daha rahat. Hem yolcu kapasitesi fazla, tek dingilsiz yani bu tek olduğu için turizma. Yani nasıl diyeyim mesela, yani yolcu için rahat oluyor. Bizim için de rahat. Yani Mercedes tercih ediyoruz biz genellikle. Yani arızası parçası bulunuyor. Arızası ustaları çok. Leopard'ın vesaire MAN'ın Safir'in ustası yok eskisi gibi. Anlayan kimse yok. Bir yapıyor, geri bozuluyor. Ama Mercedes'i yaptırdıkları zaman düzen tutuyor yani. Gidiyor, yürüyor. Yürüyen akşamında bir sıkıntı olmuyor. Ama bu şekilde ilerliyoruz yani. Hayat şartlarına devam ediyoruz. Arabayı bek. Şey yapamaz arkadaşlar. Geliyoruz. Yeni malımızın başında duruyoruz yani. Öyle diyelim. İkramları kaldıran firmalar falan var. Sizde hala kalkmamış. Bizde kaldırmazlar. Neden kaldırmazlar? Yani biz ikram yapmayı seviyoruz. İnsanlara hizmet etmeyi seviyoruz. O Kamil Koç'a Pamukkale'ye özel bir şey. İkramı kaldırıyorlar. Ondan sonra yani bizim halkımız tercih ediyor. Biz dağıtmakta da zorlanmıyoruz yani. Biz yani hizmetkarız. Biz hizmet etmek mecburiyetindeyiz. Yani biz saygı duyuyoruz. O ikramı kaldıran arkadaşlar da zaten belli. Pamukkale, işte Nünüfer, Kamil Koç. Onlar ikram parasından kaçıyor. Personel bulamıyorlar. Personelden biraz sıkıntılar oluyor. O yüzden kaldırdılar yani. Bir de şeye geçti ya. Alman bir şirkete geçti. Onun için biraz sıkıntıları o yüzden yani. Zaten yılbaşından sonra şeyler alacak firmaları. Yani firma başka yere geçtiği için o adamlar gelecek. Sadece su dağıtıyorlar araç içinde. Başka bir şey yok. Araç içinde personel de yok. O şekilde yola devam ediyorlar. Yani girip geliyorlar. Herhalde pek memnun olmuyor müşteriler böyle olunca da. Aynen öyle. İkramlarda hangi içecekler var? Çayımız var. İkisi bir arada var. Üçü bir arada. Limonata, soğuk çay, meyve suyu, kola, çay var. Bu şekilde atıştırma olarak kek var, bisküvi var, tuzlu krakerimiz var. Bu şekilde. Evet, kaç sefer ikram yapıyorsunuz varana kadar Yozgat'a? Yozgat'a kadar 3 sefer yapıyoruz. Bir Dudullu'dan sonra yapıyoruz. Daha sonra Bolu'dan sonra dinlenme tesisinden sonra içecek servisimiz var. Sonra da Yozgat'ta tekrar yiyecek içecek beraber servisimiz var Yozgat yolcuları için. Bu şekilde 3 sefer servis. Evet. Biz teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için bize. Rica ederiz. Ne demek? Bizim için bir şerefti. Çok sağ ol. İnşallah. Bir de şeyi söyleyelim isterseniz kapatmadan. Neden yolcular bu firmayı seçsinler? Biletleri nereden alabilirler? Biletleri yazan elimizden alabilir. Esenler'den, Dudullu'dan, Ali Beyköy'den, Ankara yazan elimizden alabilirler. Yani Gülen Turizm dediği zaman internetten o biletten de çıkıyor. Fiyatlarımız uygun. Personellerimiz güler yüzlü. Yani şoförlerimiz tecrübeli. Mavinlik'ten yetişen kaptanlarımız hepsi. Vesaire işte araçlarımız düzgün, temiz. Yani insanlar temiz bizde. Yani öyle şey yok. Hani fizikleri düzgün insanlarımız var. İnsanlara hizmet etmeyi seviyorlar. Güler yüzlüler. Yani o şekilde ilerliyoruz yani. Bizim firmamızın ismi Gülen Turizm'dir. Bütün yazıhanelerimizde bilet bulunmaktadır. Uygundur fiyatlarımız. Gelip görebilirsiniz. Yani gurur duyarız. Sizleri tanımak isteriz. Sizlere teşekkür ediyoruz her şey için. Ayaklarınıza sağlık. Gelen gelmeyen için. Biz teşekkür ederiz. Rica ederiz.